Ardan Zentürk, PKK silah bırakacak, YPG devam edecek. Türkiye'nin beka mücadelesi önündeki en büyük risk, Orta Doğu'yu harmanlayan Amerika ile Rusya'nın bölge devletlerinin kendi egemenlik bölgelerini sağlama alacak şekilde parçalanmasına karar vermeleridir. Amerika, Irak'ın işgalinden bu yana Siyonizmin talepleri doğrultusunda Orta Doğu'da yeni bir haritanın ve Kürdistan adıyla ortaya çıkacak ikinci bir İsrail'in peşindedir. Suriye'de belki kendisinin bile planlamadığı belirleyici güce ulaşmış Rusya, özellikle Doğu Akdeniz satrancında Suriye-Libya hattında kontrol kurmak için Amerika'nın bu planına evet diyebilir. Artık Suriye'nin Akdeniz kıyılarını Esed dolayısıyla Rusya'dan kimsenin alamayacağını biliyoruz. Fiilen parçalanmış Libya'nın Bingazi kanadı Rusya için yeterlidir. Böyle bir gelişme halinde Amerika AB hattında şekillenen Atlantik stratejisinin B planını şimdiden aktaralım. PKK Türkiye topraklarındaki yenilgiyi resmen kabul eder, silah bıraktığını açıklar, SDG YPG adıyla Irak-Suriye hattında devletleşme sürecine devam eder. Kandil'den bu tür bir açıklama yapıldığı an itibarıyla AB ve Amerika'nın terör listesini yenileyeceğinden, PKK'yı derhal o listeden çıkaracağından emin olabilirsiniz. Zaten şu anda NATO müttefiklerimizle yaşadığımız durum budur. Amerikan Başkanı Trump'la telefonda görüşen Macron, Johnson ve Merkel tarafından muhatap alınan Ferhat Abdişahin boş yere mi üretildi sanıyorsunuz? Emperyalizmin sürdürdüğü bir plandan kanlı bir yenilgi almadan vazgeçtiği görülmüş değildir. Kuşkunuz olmasın PKK'nın silah bırakma kararıyla birlikte terör elebaşı Washington'da kırmızı halıda karşılanır, Avrupa başkentlerinde diplomasi turuna çıkar. Bu arada Diyarbakır HDP önündeki ana babalar da eğer evlatları sağsa kamuoyu vicdanını rahatlatan bir kavuşma yaşarlar emperyalizmin PKK'nın silah bırakma kararına Türk iç siyasetinde başlattığı mühendislik çalışması içinde ihtiyacı vardır. Karar HDP'nin siyasi meşruiyetinin güçlenmesine, 2023'e doğru CHP, İP ve kurulmakta olan yeni partilerle birlikte resmi ve açık ittifak içinde olmasına da zemin oluşturacaktır. Türkiye'yi 15 Temmuz gecesi ordusu içine yerleştirdiği işbirlikçilerle esir alamayan emperyalizmin siyasette hayli atak formüller geliştireceği yeni bir döneme giriyoruz. Amerika bir yere gitmiyor bilin. Türk medyasında yeterince analiz edilmedi. Amerika Savunma Bakanı Esper'la Genelkurmay Başkanı General Miley'nin Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komisyonu'nda söyledikleri önemlidir. İkisi de Amerikan askerinin Suriye'de yıllarca kalması gerektiğini, DEAŞ'ın askeri açıdan yenilgiye uğramasının ideolojik olarak varlığının ortadan kalktığı anlamına gelmediğini söylediler. Amerikan ordusunun Deir ez-Zor'daki petrol alanlarını kontrol etmesi, Esed rejimini ciddi bir gelirden mahrum ederken kurulması planlanan terör devletinin doğal kaynağını da garanti altına alıyor, bunu da anlamış olduk. Esper'ın şu sözleri noktayı koydu. Amerika'nın Orta Doğu politikası bölgenin terörizme güvenli bölge olmaması, Amerika'ya düşman bir gücün kontrolü altına girmemesi ve dünya enerji piyasalarında istikrar sağlama esasına dayanmaktadır. Anladığımız Amerika'nın bu stratejik zemin doğrultusunda tam kontrolünde kolay cepheye sürülebilir yeni bir müttefik devlet oluşturma kararlılığıdır. Zorlamayla kurduracakları o devlet yarın Rusya'nın kontrolüne geçer mi sorusuna yüksek ihtimal günü geldiğinde düşünürüz diyerek cevap vereceklerdir. 1980'lerin başında Afganistan'da El-Kaide'yi yapılandıran strateji uzmanı Brezinski, bu radikal dini unsurlar yarın Amerika'ya savaş açarsa sorusunu, şu anda birinci önceliğimiz Sovyetleri yenmektir, öyle bir gelişme olduğunda çareyi o gün düşünürüz diyerek cevaplamış, İşin sonu 11 Eylül 2001'de İkiz Kulelerin yıkılmasına kadar varmıştı. Sorun büyüyecek, 100 yıla yayılacak, belli. Ardanzen Türk Star